Yok hocam, bir şey arkadaşlar diyor. Aşağı indirin. Şöyle şu taraftan bir bakayım mı? Bunu bir küçük bir ekranı şuraya. Tabii. Tak hocam. Yok, bunu direkt çevirmeseydik. Çok ekranı gerek yok ya. Vallahi barkod çıkacak, içeriye kan almaya başlayacak. Evet, arkadaşlar. Bunlar hepsi şeyden geldiği yerden mi geldi, buraya geliyor? Yok hocam, burası hepsi değil mi? Evet, doktor odanın içi. Standart olan şu, karşıdaki eser var. Başka bir şey yok. 3 yıl önce temeli atılan İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi 2017'de temeli atılmıştı. 27 Temmuz 2020 tarihi itibariyle hizmete açıldı. İlk olarak medikal onkoloji servisini taşıdık. Bugün de poliklinikleri taşımaya başlıyoruz. Hastane 217 yatak kapasiteli, 16 yoğun bakım, 5 adet radyoaktif iyot tedavi ünitesinden oluşmakta. 20 yataklı kök hücre ve kemik iliği nakli ünitesi bulunmakta. Bu hastanede hematoloji ve medikal onkoloji bölümleri, aynı zamanda radyasyon onkoloji bölümü hizmet verecek. Turgut Özal Tıp Merkezi son 2 yıldır en fazla kök hücre kemik iliği yapılan hastane konumunda. Medikal onkoloji bölümümüz de bölgenin en büyük ayaktan kemoterapi ünitesine sahip. Dolayısıyla bölgede artan kanser hastalarına hizmet açısından bu hastane çok büyük önem taşımakta. 217 yatak kapasitesiyle büyük bir ihtiyacı gidereceğini ümit ediyorum inşallah. Onkoloji hastanemiz dün hizmete başladı. Medikal onkoloji servisimiz hasta yatırdı. Şu anda medikal onkoloji servisimiz neredeyse tam kapasite hastalarını yatarak tedaviye bu hastanemizde başladı. Her gün yeni bir servis, poliklinik, yeni bir alan hizmete girecek. Bir taraftan burada çalışacak elemanları alıyoruz. Her gün elemanlar başlıyor. Bir taraftan tefrişle ilgili ve binayla ilgili kullanım kontrollerini yapıyor teknik heyetimiz. Ama çok önemli bir ülkemiz için kazanç. Çok büyük ve gelecekte de onkoloji alanında damgasını vuracak bir merkezi hizmete almış olduk. Ülkenin en büyük onkoloji hastanesi burası.